Merhaba değerli izleyenler. Aracımın dörtlü sol şoför düğmesi, cam düğmesi arızalı çalışmaya başladı. Ben de yenisini aldım. Bunun montajını yapacağız. Şimdi arızayı bir göstereyim. Şu aslında şu üç düğmede hiçbir sorun yok. Hepsi tamamen güzel çalışıyor. Şu otomatik olan, yani kısmi olarak otomatik olan şoför tarafı düğmesinde sıkıntı var. Çok hassaslaştı bu. Muhtemelen içindeki o böyle plaka gibi bir parça vardı. Daha önce söküp incelemiştik. O incelediğim videoyu da aşağıda linkte bırakıyorum bu arada. İzlemek isterseniz yine bakarsınız. Söküp incelemiştik düğmeyi. Bunun şöyle çok hassas olma durumu oldu. Bakın böyle takılı kalıyor mesela. Aşağıya doğru da bazen takılı kalıyor. Bakın şöyle takılı kaldı. Yukarıda takılı kaldı. Normalde bu otomatik değil. Şu an hala motora güç gidiyor. Şöyle dokunduğumda çıt edip enerji gitmediğini, artık arabanın elektrik, buradan motordan elektrik çekilmediğini hissettiriyor kendisini. Şimdi bu düğmeyi, döşemeyi söküp değiştireceğim. Evet, çok hassas yani, bakın şöyle dokunduğum gibi takılı kalıyor. Çıt çıt sesi size de geliyor mu bilmiyorum. Sorun bu. Şimdi yenisine de bakalım. Yenisi de bu arada şöyle bir ambalajın içerisinde geldi. MGA diye yazıyor ama markası gerçekten MGA mı, başka bir şey mi bilmiyorum. Sanırım evet, gerçekten MGA'ymış. MGA 312-51 kodlu bir parçaymış bu. Satın almak isterseniz ona göre ararsınız ama kullandıktan sonra tekrar yorumda yazarım zaten videonun altına. Bunda şöyle bir şey var. Bakın iyi izleyin. Sadece şoför tarafı için 1, 2. Burada iki kademe var. Ayrıca 1, 2. 1, 2. Yani iki yöne de otomatik gibi hissettiriyor. İki kademeli çalışıyor. Diğerlerinde öyle bir şey yok zaten. Diğerleri tamamen tek düze düğme. Şöyle bunu da göstereyim. Madem hepsini göstermiş olduk. Artık döşemeyi söküp bunu yerine bir monte edip test edelim bakalım. Evet, bu bir sorun. Bunun için attık sarı vidaları tekrar gevşeteceğim. Evet, düğmenin o şekilde takılma sorununu alta şöyle bir pul koyup yükselterek
iki taraftan yükselterek çözdüm. Buradaki pul bayağı bir ince oldu ama yine de sorunu çözdü. Bakın şimdi takılmıyor. Rahat bir şekilde çalışıyor. Zaten önceki orijinal düğme de sürtüyormuş aslında. Şuraları bayağı bir yemiş bakın. Aşındırmış. Şunun kırılma sebebi de yine benzer bir sebep olabilir. Zaten bitmiş artık bunun işi, yani çürümüş. Orijinal parça numarası lazım olursa diye şöyle gösterdim videoda da. Şimdi de yine bir bakın. S5L yazıyor sanırım şu ortadaki silik yerde. Ama Birleşik Krallık'ta üretilmiş, United Kingdom diye yazıyor. Ben şu fonksiyonunu merak ediyorum hala. Bunu bir takalım yerine. Test edelim. Ve işte bakalım oldu mu olmadı mı? Kontağı Evet, birinci kademe çok güzel. Evet, camı indiriyor ve sonra tık diye atıyor. İndirdikten sonra da tık diye atıyor ve devreyi kapatıyor. Tam istediğim gibi oldu. Yani ben özellikle böyle olmasını isterdim. Şu orijinal düğmeye koymadıkları, kaçındıkları o özelliğe sahip olmuş olduk. Çok güzel oldu. Çok sevindim buna. Bunda sadece aşağıya otomatik vardı. İki yönlü de otomatik oldu. Olabiliyorsa keşke şu dördüne de olsa isterdim yani. Sadece şu anda şu karanlık değil. Şu oto yazısının içinde lamba yanıyor mu yanmıyor mu ondan emin değilim. Cam düğmesini kilitlediğimde şoför mahallini açıp kapatabiliyorum ama bildiğiniz gibi bizim araçlarımızda diğer kapıların camlarını da bizim tarafımızdan da yönetmeye izin vermiyor. Şu anda bakın arka kapıları veya yan kapıları da kendi düğmelerinden açıp kapatamıyoruz. Kilit çalışıyor. Kilidi açıp kapattığımızda kontrol edebiliyoruz. Harika oldu. Çok beğendim. MGA'ya teşekkür ediyorum. İyi ki böyle bir ürün yapmış. İyi ki bizim cam düğmemizi bu şekilde çift kademeli olarak üretmişler. Keşke şunu da, dördünü de otomatik yapabilecek bir teknolojileri olsa onu da üretseler. Onu da alırım yani gerekirse. Umarım sizin için de faydalı olmuştur. Ben çok sevindim. Çok da pahalı bir şey de değildi yani işin doğrusu baktığınız zaman. Fiyatını araştırırsınız, piyasada bulur, alırsınız. MGA'nın parça kodunu da görmek isterseniz şu şekilde. Çünkü artık ürün linki paylaşmayacağım videolarımda. Ya sanki iş ortaklığı yapıyormuş gibi falan oluyor. Ya bir buradan da beyan etmiş olayım. Bugüne kadar bu şekilde yaptığım hiçbir işte, kullandığım hiçbir parçadan bir kuruş bile karım, avantajım olmamıştır. Umarım faydalı olmuştur video. Beğendiyseniz bir like'ınızı alırız artık. Kendinize iyi bakın. Esen kalın, sağlıkla kalın, hoşça kalın.